Bir Kayseri tiplemesi. Şiirin adı Aslan Kayseri. Her yıl giyer paltosu var. Hanımın kürk mantosu var. Midesinde mantısı var benim Aslan Kayseri. Çok güzel. Esnaflığı büyük gurur. Karnını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur benim Aslan Kayseri'lim? Alırken fiyat kırdırır, satarken inmez artırır. Bazen kıymalı attırır benim Aslan Kayseri'lim. Ticarette emmi dayı olmaz der alır kar payı. Satışta aramaz çayı benim Aslan Kayseri'lim. Erken yatar erken kalkar bağdan tut getirir satar. Böylelikle kara artar benim Aslan Kayseri'lim. Cimri değil hesap bilir. Usul erken adap bilir. Dostluk için öl de ölür benim Aslan Kayseri'lim. İstemem değmesin nazar. Yağla masız etmez pazar. Tatilde bağını gezer benim Aslan Kayseri'lim. Ya özet olarak Kayseri'miz yüzyıllara dayalı ticaret merkezi olmuş bir şehirdir. Burada denizimiz yok. Bedavadan geçinme diye bir şey yok yani. Denizimiz yok ki oradan istifade etsek. Tabii. Dağlarda fındığımız yok. Efendim ovalarımız pamuk yetişsek ovalarımız yok. Tütün işte öylesine yetişecek. Hiçbir kıraç bir şehir. Öyle olduğu için bütün insanlar şehrin ne diyeyim Türkiye'nin ortasında olmasıyla İpek yolunun buradan geçmesiyle yani bu devirler döneminden beri ticaretçiliğe sanki açık pazar yeri Kayseri. Öyle olunca burada yaşayan insanlar da ticareti çocukluktan bile öğrenirler. Çünkü her Kayserili çocuğunu dükkan sahibi ise çocuğunu dükkanının önünde eğitir. Geçen bir programda bunu dedik. Üniversitede iktisat fakültesine Kayseri'de gerek yoktu. İktisat fakültesine gerek yok. Niye? Evet. Biz çocuğumuzu kapımızın önünde su sattırırız. İşte şemşamer sattırırız. Çakı çakmak, ustura bıçak sattırarak. Çocuk yaşta bunları öğrenir diyorsunuz. İşte yani. Ona tüccar yetiştirmek adına biz orada bunu yetiştirmiş oluruz. O arada da iktisatı da öğrenir. Halkla ilişkileri öğrenir. Bunun diyorum ya Kayseri Üniversitesi'nde iktisat fakültesine ya da halkla ilişkilere gerekiyordu. Çünkü biz çocuğumuzu öğretiyoruz, öğretiyoruz.